burada birkaç hafta önce Sayın Akşener'i ağırladık. Dedi ki bizim için bu sistem çok kusurlu bir sistem. En önemlisi de, şimdi sizin cümle biraz önce bitirdiğiniz yerden değil başladığınız yerden başlayarak soracağım. Parlamentonun, meclisin durumu, etkinliği. Meclisi adeta sıfırladılar, etkinliğini bitirdiler. Meclis var mı yok mu artık hiçbir önemi kalmadı dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yani meclis hiç açılmasa da Cumhurbaşkanı kararnamelerle, kendi imzasıyla ülkeyi tek başına yönetebilir hale geldi. Biz öncelikle, yani muhalefet partisi olarak, vaat olarak dedi ki biz parlamenter sisteme, Türkiye'nin daha dengeli, daha birbirini denetleyebilen devlet kurumlarıyla birlikte parlamenter sisteme döndürülmesini istiyoruz. Şimdi dolayısıyla sizin söylediğinizde Meral Hanım'ın bir muhalefet partisi lideri olarak söylediği arasında böyle bir fark var. Siz bu farka, bu eleştiriye ne diyorsunuz? Yani meclis sahiden de etkisizleştirilmedi mi bu sistemle? Kesinlikle hayır. Tam tersine bu sistemde meclisin gücü arttı. Bakın somut örnek vereceğim. Parlamenter sistemde kanunları kim hazırlardı? Hükümet. Parlamenter sistemde kanun tasarısı diye denen bir enstrüman vardı. Bunun anlamı Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı kanun tasarılarıydı. Hükümet neredeydi? Meclisin içinde. Türkiye'nin parlamenter sistem tarihinde kanunların %99'u yapılan hesaplamalara göre kanun tasarısı şeklinde hazırlanmış ve meclise sunulmuş ve meclisteki o hükümeti destekleyen partinin milletvekilleri de ona evet demiş. Şimdi bu sistemde hükümetin, yani yürütmenin, yani Cumhurbaşkanı'nın bütçe kanun teklifi dışında kanun teklif etme hakkı ve yetkisi yok. Bütün kanunları teklif etme yetkisi milletvekillerine ait. Ve uygulamaya da baktığımızda meclis şu anda yürütmenin kanun ihtiyaçları konusunda inanılmaz derecede özerk davranıyor, inanılmaz derecede inisiyatifli davranıyor. Düşünün, hem de Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı'nı desteklemesine rağmen. Yani literatür açısından söylersek bütünleşik yönetim olmasına rağmen, bölünmüş yönetim olmamasına rağmen meclis çoğunluğuyla yürütme aynı siyasi mecradır. Buna rağmen mesela bir güvenlik soruşturması kanunu vardı. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kanunu, örnek olarak veriyorum. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti birkaç kez. O kanunun çıkması için 1 yıl geçti, biliyor musunuz? Cumhur İttifakı grubu, AK Parti grubu çok da tartışma çıktı. Çok da, o kadar çok, ama AK Parti grubu o kadar çok o kanun üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptı ki yürütmenin talepleriyle toplumun ihtiyaçları, devletin ihtiyaçları üzerinden. Şimdi birçok konuda hakikaten söylüyorum, bunu mecliste de teyidini yapabilir milletvekili arkadaşlar, grup başkan vekilleri. Yürütmenin kanun talebinde meclis çok inisiyatifli davranıyor. Bazı talepler dikkate alınmıyor. Bazı talepler değiştirilerek kanunlar çıkıyor. Meclis güçlendi. Ha, meclisin şuna ihtiyacı var. Çok net söylüyorum. Her zaman da söyledim. Meclisin yeni sisteme uygun bir iş tüzüğünü çıkarması gerekir. Şimdi yaklaşık 4 yıl oldu. Belki bu iş tüzüğünün şimdiye kadar hazırlanmaması bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Ama bunu da hükümet yapamaz. Bunu meclis yapması gerekir. Meclis bu iş tüzükle de yeni sisteme uygun mekanizmalar geliştirirse meclisin ne kadar güçlü olduğunu hakikaten göreceğiz. Dolayısıyla meclisin zayıflatıldığı iddiası hem sistemsel olarak hem de uygulama olarak bence gerçekçi bir iddia değil.